yani bu 7 Ekim bence çok basma kalıp dalga da geçilen artık ifadeler bunlar ama İsrail'in 11 Eylül'ü gerçekten İsrail'in 11 Eylül'ü bence ölçek olarak. Yani 1200 kişinin hayatını kaybettiği böyle beklenmedik bir saldırı İsrail için çok acı bir istihbarat zafiyetini ortaya koydu. Ama bir adım geri çekilip buradaki insan kaybını, olanı biteni ve ardından gelen İsrail'in orantısız yanıtını, artık soykırıma varan tepkisini bir yana koyarsak, ben bunu nükleer meseleye bağlıyorum. Çünkü biliyorsunuz Suudi Arabistan İsrail'den nükleer teknoloji karşılığı, hani zaten İbrahim uzlaşıları vardı ama onun belki hani işte pastanın üzerinde çilek, bu da bir başka çok fazla tekrar edilen benzetme gibi. Suudi Arabistan İsrail'den nükleer teknoloji edinmek karşılığında İsrail'i tanımak gibi bir adım atmaya hazırlanıyordu. En azından bu konudaki hani söylentiler yaygın bir biçimde paylaşılıyordu. Doğru olduğu anlaşılıyor. Zaten yalanlanmadı da. Tam bu 7 Ekim saldırısının olması bunun önünü kesti. Yani hem İbrahim uzlaşılarıyla başlayan bu süreci durdurdu hem de özel olarak bence İran'ın, tabii İran'ın Suudi Arabistan'ın kendinden önce, kendi edinmeden nükleer silah veya nükleer teknoloji edinmesine müsaade etmesi kendi açısından bir var kalma sorunu. Öyledir değildir, o ayrı. Ama bu şimdiki İran İslam Cumhuriyeti rejiminin anlayışı, kavrayışı, oyunu okuyuşu böyle. Ama buradan yola çıkarak da 7 Ekim saldırısını İran tezgahladı demek bence mümkün değil. Çünkü yine görebildiğim kadarıyla aradan artık çok günler var. Yani tam birinci yılı zaten işte 7 Ekim'in. İran'ı da, Hizbullah'ı da Lübnan'da sanki hazırlıksız yakaladı bu saldırı. Hani belki bu tür bir, çünkü bu 7 Ekim saldırısının çok uzun aylarca, belki yıllarca yapılan bir planlama sonunda uygulandığı görülüyor. Bunun içinde Hizbullah'tan da, İran devrim muhafızları ordusundan da akıl alındığını da açık yapılan görüşme trafiği sonradan ortaya çıkarılmıştı. Ama hani tam günüyle, boyutuyla nasıl yapılacağıyla hazırlıksız yakaladığı anlaşılıyor. Bir ikinci ihtimal, Hamas da bir anlamda hazırlıksız yakalandı. Çünkü bu denli tırnak içinde başarılı, bu denli kıyıcı, yıkıcı, etkili olabileceğini, bu denli yüksek sayıda rehine alıp kaçırabileceklerini Gazze'ye onlar da beklemiyordu herhalde. Gazze konusunda şöyle düşünüyorum. Ben de bunu söyleyenlerden biriyim. Hamas'ı yok etmek mümkün değil. Neden yok etmek mümkün değil? Çünkü sonuçta Hamas bir slogan olarak da düşünülebilir. Yani istediğiniz kadar şu andaki Hamas'ın silahlı kanadının tamamının siyasi kanadı yok edin. Ama günün birinde bir yerde, bu Filistin olmaya da bilir. Yani Batı Şeria Gazze de olmayabilir. Biri eğer camına ya da arabanısının işte tamponuna bir Hamas yazısı yapıştırırsa, ya da sorulduğunda ya da kendiliğinden ben Hamasçıyım, Hamas'ı destekliyorum, Hamas ölmedi, bitmedi derse, Hamas bitmemiş demektir. Ama diğer yandan ben İsrail'in ne yaptığını bilmeden hareket ettiğini düşünmüyorum. İsrail'in elindeki yüksek teknoloji, biliyoruz ki hani ne derler, kara taşın altında kara karıncayı, o taşı da yıpratmadan bulup yok edebiliyor. Ancak Gazze'de böyle yapmadı. Tam aksine olağanca yıkıcılığıyla, yani oradaki sivillerin, çocukların, kadınların, yaşlıların hayatlarını hiçe sayarak bir müdahalede bulundu. Bunu gerekçelendirme şekli, işte teröristlerin peşindeyiz, bu saldırıyı düzenleyenlerin peşindeyiz. Ama biliyoruz ki istediği zaman çok özenli bir istihbarat çalışması yürütüp işte falanca binanın, filanca katının şu camından içeriye bir, hatta belki patlayıcısı da çıkarılmış bir roketi sokarak yalnızca o evdeki bir kişiyi ortadan kaldırmayı dahi becerebilen bir İsrail burada tüm yerleşim birimlerini yok etti. Söylemek istediğim şu: İsrail burada ne yapmak istediğini bilmiyor değil, gayet iyi biliyor. Bence Hamas'ı değil, Gazze'yi ortadan kaldırmayı tercih etti. Yani artık Gazze diye bir yer, belki işte lafın gelişi orada bir şerit görülüyor, Gazze, ama yaşanabilir bir Gazze.
Nüfus yoğunluğu zaten dünyanın en yüksek olan yerlerinden biriydi. Bir aç kapı hapishanesi gibiydi ama Hamas'a değil Gazze'ye tahammülüm yok demek istedi bence. İsrail ve Gazze'nin de dışarıyla olan bağlantısını yalnızca kendi üzerinden, öyle Mısır üzerinden, denizden herhangi bir şekilde değil ve son olarak biliyorsunuz BM Genel Sekreterinin dahi İsrail'e girişini yasaklayarak uluslararası kuruluşlar BM dahi, onun insani kolları, insani yardımla ilgili kolları dahi bunları da artık burada, orada istemediğini söyledi. Buradan sonra dikkatini kuzeye yöneltti. Onu ayrıca konuşacak mıyız bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim. Aslında Hizbullah'la olan İsrail'in aradığı, istediği, hazırlandığı, planladığı savaştı. Ama oradaki yaptığı, burada yani Gazze'de yaptığından farklı. Orada tam aksine yalnızca münhasıran eski deyişle Hizbullah'ı hedef alan bir müdahalede bulunuyor. Ama onu derken de şunu tabii yatsımıyorum. İşte Lübnan'ın güney mahallesi, Şii Arapların yoğun oturduğu Dahiye'de Hasan Nasrallah'ı işte yerin şu kadar kat altında bırakıyor. O kadar yoğun bir yerleşim olan bir yerde 85 ton siz sığınak delici bombayı bıraktığınızda da tabii o sığınaktaki evet Hasan Nasrallah'ı öldürebiliyorsunuz ama onunla beraber orada benim okuduklarımda gördüklerim en az 4 yapının olduğu gibi çöktüğü ve kaç kişinin öldüğü de bilinmiyor şu anda. Çünkü o enkazın altında yüzlerce kadın, çocuk, sivil yine orada öldü. Ama orada yaptığı Hizbullah'ı ortadan kaldırmaya yönelik ve Hizbullah daha bir şey yapmadan Hizbullah'ı ortadan kaldırmaya yönelik. Hani elimdeymişken bu da olsun diye. Nitekim ayrıca Hizbullah'a yaptığı İran'dan müdahaleyi de çağırdı. İran'ın da bu oyun Hizbullah'ın önce oyuna gelmesi, eskisi gibi ufak tefek deyimlerindeyse elleşmelerle ben bunu götürürüm zannetmesi hata oldu. Ardından İran'ın da işin içine müdahil olması ama İran'ın da tabii bir çelişkili durumu vardı. Yani yanıt vermese, hiç yanıt vermese bir olumsuz sonuç olacaktı. Yanıt verdi şimdi yine bir olumsuz sonuçla karşı karşıya. Çünkü şu anda Netanyahu artık görüyor musunuz? İlk başta hatırlayın 7 Ekim'i nükleerle bağlantılandırmıştım. Suudi Arabistan'ın nükleer teknoloji karşısında İsrail tanıması. Bu sefer de yine nükleer bağlantısı var. Netanyahu şunu dönüp dünyaya demiş oluyor başta ABD olmak üzere. Görün işte bu İran'la herhangi bir uzlaşıya varılmaz. Bu İran'la hele hele yeni tam seçim arefesinde ABD ne yeni başkan ne şimdiki zaten zamanı yok. Yeni başkan bir nükleer uzlaşıya girmeyi düşünmesin kim olacaksa olsun. Aksine hatta İran'ın belki de nükleer tesislerinin vurulmasını da birlikte düşünelim dedi ama eğer ABD İsrail'i herhangi bir konuda bugüne kadar caydıramadı, durduramadı ama durdurabildiyse eğer bu konuda bir bilgim yok, kimsenin de bilgisi olduğunu sanmıyorum. Şimdi nükleer tesislerini vurma İran'ın orada dur yani orada çek çizgiyi diye durdurabildiğini düşünmek mümkün. Çünkü ancak ABD durdurabilirse durdurmuştur. Çünkü İsrail için bu çok önemli bir fırsattı. Tam İran 200'e yakın balistik füzeyi attıktan sonra İsrail'e dönüp İran'ın nükleer tesislerini vurmak sonucu ne olursa olsun bunu yapmak için çok önemli bir fırsattı. O pencere herhalde artık sıcağı sıcağına olacak bir şeydi. Kapandı herhalde. Tabii Hizbullah Hamas'a göre çok daha yani vurulacak kişi sayısı, tesis, yok edilecek silah bunlar tabii çok yüksek Hizbullah'ta. Bir de Hizbullah doğrudan orada İran'ın kolu. Nitekim Nasrallah'ı öldürürken İran'ın işte devrim muhafızları ordusu Kudüs Tugayı'nın Lübnan komutanı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ı da öldürdü. O arada tabii işte zamanındaki 1983'teki bu 282 deniz piyadesini öldüren İmad Mugniye'yi zaten Hizbullah'ın çıkışı o Şam'da öldürmüştü. Şimdi oradaki ikinci isim İbrahim Akil de bu arada öldürüldü. İbrahim Kubeysi de öldürüldü. Ali Karaki öldürüldü ki o güney sınırının komutanıydı. Diğer saydıklarımdan biri
İşte bu insan savar onların komutanıydı. Yani Hizbullah'ı, evet Hizbullah'ın insan kaynağı olacaktır. Ama Hizbullah'ın yani bir 40 yıllık orada varlığı olan, 40 yıldır İran'ın oradaki uzantısı olarak Lübnan'ın da, Lübnan siyasetinin de önünde bir set olan Hizbullah'ın birkaç gün içinde ortadan kaybolması, bir hafta içinde Lübnan siyaseti açısından bir fırsat penceresi ortaya çıkartıyor. Ayrıca İran'ın da bölge siyasetinin bu şekliyle sürdürülebilir olduğunu sorgulatıyor. Çünkü şimdi Gazze kolu kesildi. Lübnan böyle oldu. Suriye'de zaten sürekli darbeleniyor. Zaten geçen günde bu sefer Nasrallah'ın damadı da öldürüldü. Bu arada bir Hizbullah'ın çok önemli bir finansörü de ortadan kaldırıldı. Yani çok ciddi bir tırnak için temizlik yaptı İsrail. Suriye'nin de sırtından, sanki Esad'ın da sırtından Hizbullah'ı bir anlamda çekmiş oldu. Türkiye'den isim vererek Nasrallah'ın hani ölümü kınanmadığı gibi, işte artık Haniye öldürüldüğünde malum ulusal yas ilan edildi. Mecliste şeyler konuşturuldu falan, işte Abbaslar. Burada hani işte İsrail eleştirilmekle yetinildi. Aynı şekilde Esad da Suriye'de sanki oldukça sessiz kaldı. Onu da iyi düşünmek lazım. Tabii Esad ülkeye ne kadar hakim denebilir ama işte hakim olabildiği yer belli. Orada da farklı gelişmeler olacaktır. Ben bu işler, yani İsrail Hizbullah'a dönmeden önce, dikkatini çevirmeden önce Irak'taki yine İran destekli, İran bağlantılı, ilintili milislerin oyuna dahil olmakta olduklarını ve daha ağırlıklı olarak yani Husilere ek olarak Yemen'den, İran'dan, Irak'tan İran'ın bir İsrail'e yönelik cephe açtığını, açmakta olduğunu varsaymıştım, öngörmüştüm. Öyle o tarafa gittiğini işin düşünmüştüm bazı olup bitenlerden. Ama oraya da ciddi bir tabii dur işareti oldu. Ama unutmayalım, aynı anda da ABD'de Irak'tan ve Suriye'den çekileceğine dair, artık IŞİD'le mücadelenin hani belirli bir noktaya gelmesinden dolayı tamamen çekileceğine dair de bir yine bir anlaşmaya vardı Irak hükümetiyle. Bütün bunlar bir arada nasıl olur? Bir de tabii 5 Kasım'daki ABD seçimi var. Oradan sonra çıkan başkan, o başkanın İran'la anlaşma iştahı, İran'ın bekleyip bekleyemeyeceği, İran'ın kendi içinde devrim muhafızları ordusu, şimdi yeni gelen Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da sanmam ki devrim muhafızlarının bu kadar güçlü olmasından mutlu olsun kendi gündemini uygulamak için. Bütün bunlar bir araya geliyor. Tabii bir de konuşmadığımız İsrail'in, İsrail fikrinin orta uzun vadede neye evrileceği. Oranın da artık belirli dünya görüşüne sahip İsrail yurttaşları için, Yahudiler için artık yaşanılır olmaktan çıkmış bir yere dönüşmesi. Bütün bu olup biten, bu savaşın ekonomik yükünün İsrail'e nasıl bir fatura çıkaracağı. Ayrıca da Filistinlilerin de artık çalışamıyor, İsrail'e girip çıkamıyor olması bağlamında İsrail'de bu işleri kimin yapacağı? Yani İsrail zaten o kaçırılan tarım işçileri arasında Bangladeşliler, Taylandlılar vardı. Yani İsrail'in artık o zaman el emeği için, tırnak içinde ayak işleri için yurt dışından emekçi ithal etmesi gerekecek. Ama o şekilde yürür mü bu ekonomi? Onu da ben bilemiyorum. Asıl bir başka soru, bir şey yapmalı mıydı? Yani Türkiye her konuda bir şey yapmalı mıdır? Bu bir sorudur. Filistin konusunda bir şey yapmalı mıdır? Filistin Türkiye açısından bir ulusal güvenlik meselesi midir? Bir dış politika önceliği midir? Hele hele artık lafı getirip de Hamas, Kumayi Milliye, ne bileyim burada Çanakkale Zaferi'nin anması yapılırken 74 Kıbrıs çıkartması, 50 yıl anması, ondan sonra 30 Ağustos'ta falan sözü getirip Filistin'i Hamas'a bağlamak, Hamas Gazze'de Anadolu'yu savunmak için çarpışıyor demek, İsrail'in bundan sonraki hedefi Türkiye'dir deyip meclis açılışında Cumhurbaşkanı'nın ağzından, üstelik de bu coğrafya bilgisini paylaşıyorum diye, yani hangi coğrafya bilgisi
bırakalım hani siyaset öngörüsünü, dış politika, ulusal güvenlik. Yani bunların iler tutar yanı yok. Burada benim kaygılandığım konu muhalefetin de bu netlikle, bu netliğe yakın en azından bir berraklıkla ne alakası var İsrail'in Türkiye'ye, nereden çıkıyor bunlar diyebilmesi. Ve nereden Filistin'in Hamas'ı bizi savunuyor, nereden, neden Filistin milli davadır deyip, bu coğrafya bilgisi ise biraz da tarih bilgisi o zaman. Acaba Filistin Osmanlı topraklarından, İngiltere tarafından o zaman işte Birinci Dünya Savaşı'nda kopartılırken orada neler yaşandı? O zaman biraz da coğrafyaya çalışacaksak biraz da yakın tarihte çalışalım. Birinci Dünya Savaşı da çalışalım derim. Ama burada yani İsrail'in Türkiye'ye saldıracağı falan yok tabii. Orada Hamas'ın Türkiye'yi savunduğu falan da yok. Bu tamam ama İran'ın elinin kolunun kesilmesi bölgede, bunun Irak, Suriye, Lübnan, buralarda etkileri olacak. Özellikle Suriye ve Irak'ta Türkiye'de oyunun içinde olduğu için bunu değerlendirmesi, kendi Kürtleriyle farklı ilişki tarzı geliştirecek. İşte eğer hani bir tamamen fantazi bence ama hani uydurursak, eğer meclis açılışında Devlet Bahçeli'nin DEM Parti'ye yönelik yaklaşımı başka bir şey anlatıyorsa, gerçekse altı doldurulacaksa, işte Türkiye'nin artık bu sınırın ötesindeki sınır boylarındaki Kürtlerle ilişkisini, bir tarafta KDP ama öbür tarafta Suriye'deki Kürtlerle de, onun ötesinde KYB'yle de ilişkisini bir hale yola koyması, bir taraftan içerideki bu işte sığınmacı nüfusunu mümkün mertebe seyretmesi, azaltması, bu arada da bir şekilde tabii bu altlıklar yapıldıktan sonra Esad'la konuşmak gerekecek. Bu anlamda hani Esad'dan da, Türkiye'den, Şam'dan da pek ses çıkmaması, Ankara'dan ses çıkmaması gibi manidarsa eğer, belki de bir adımlar atmak için, ama somut adımlar, iyi düşünülmüş adımlar atmak için bizim açımızdan da bir fırsat penceresi açılıyor denebilir. Ama bu Ankara yönetiminden, bu Dışişleri Bakanı'ndan, bu İstihbarat Başkanı'yla, bu Cumhurbaşkanı'yla ben bu tür şeyleri beklemiyorum. Çünkü bir ideolojik saplantı var bu konuda. Bir İslamcı körlüğü var Filistin, Hamas konusunda. Bu fırsatta daha önceki pek çok ıskalanan fırsat gibi heba edilecektir bence.